Merhabalar, Bitlis Bülten'den Kübra Açar ben. Şimdi Van Gölü'nün kenarında İbrahim Bey'in kurmuş olduğu tersaneden sesleniyoruz size. Konu olarak buraya geldik ama biz onu programımıza konuk ettik. Evet, İbrahim Bey kimdir? Merhabalar efendim, nasılsınız İbrahim Bey? Teşekkür ederim, sağ olun. Ben İbrahim Kuzucu, Tatvan sevdalılarından biriyim. Tatvanımıza farklı, güzel bir iş kolu, denizcilikte, turizmde güzellikler kazandırmak için kendi imkanlarımızla bir 23 metre 90 santim boyunda, 8 metre genişliğinde gemi inşa etmeye karar verdik. Hayırlısıyla imkanlarımız dahilinde %40'ına yakın bir merhaleye geldik, seviyeye geldik. Bundan sonraki süreçte de inşallah imkanlarımız el verirse 2020'de yüzdürmeyi düşünüyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz gemiyi inşa ediyor. Planı, projesi tamamıyla kendisine ait. İbrahim Bey'i ben çok sevdim çünkü hemşerim olur kendisi, Diyarbakırlı. İbrahim Bey, siz hiçbir yerden katkı almadan bu gemiyi yapıyorsunuz. Kaç kişiyle yapıyorsunuz? Biz herhangi bir katkı almadık. Zaman zaman 15 kişiye çıkıyor iş gücümüz. Ama şu an mevcutta 8 kişi çalışanımız, devamlılıkta sigortalımız var. Bu tabii işin durumuna göre, imkana göre 15 kişiye, bazen 20 kişiye kadar da çıktığı oluyor. Gemimiz bittikten sonra da inşallah Van Gölü üzerindeki diğer bütün teknelerin bakım onarımını yapmak üzere tersanemizin kuruluş amaçlarından biri de o. 2 yılda bir muhakkak teknelerin kara sörveyi yapılması gerekiyor. Buna istinaden de biz o hizmeti de farklı bir iş kolu, farklı bir sektör oluşturarak memleketimizde iş istihdamı yapmak üzere tersanemizde de o hizmeti de vereceğiz inşallah. Biz konuya böyle direkt kısa ve öz bir şekilde geçiyoruz. Tersaneyi de kendisi kurmuş buraya. Çünkü Van Gölü'müzde böyle bir tersane yokmuş. 2 yılda bir, ilk defa ben tabii ki ilgi alanım olmadığı için, araba bakımı gibi gemilerin de bakımı varmış. Biz ona ne diyorduk? Kara sörveyi. 2 yılda bir her geminin bu şekilde bir bakımı. Karaya çekilip bakımlarının yapılması liman başkanlıkları veya Türk Lloyd'u tarafından bu sörveyi yapılıp geminin bakımı, onarımı, neler hizmet yapılacaksa onları söylüyorlar. Biz o hizmeti yaparak gemileri tekrar suya indiriyoruz. Yani bakımı, onarımını yaptıktan sonra tekrar suya indiriyoruz. Ve göl üzerinde, çevrede de ne Van'da ne Erdiş'te, yani çevre il ilçelerde, Van Gölü çevresinde zaten tersane yok. Sivil tersane hiç yok. Bu hizmeti de inşallah vereceğiz. İbrahim Bey'in gönlü geniş bir insan gerçekten, bir şeyler yapma hevesinde ve yapıyor. Tersanede büyük bir hizmet olmuş zaten bölgemize. Bu gemiyle de zaten hani kendi imkanlarıyla, sıkıntılarla yapmaya çalışıyor. Yaptıktan sonra diyor ki hani eğer şey olursa satarım. Değil mi? Eğer müşteri olursa tabii satarız. Hemen ikincisini yaparız. Gene kendi hayalimizdeki şeyleri gerçekleştiririz. Ama müşteri olmasa da mavi tur olarak memleketimizde, göl üzerinde, Van Gölü'müzde farklı bir güzellik, farklı bir turizm kolu oluşmasıyla ilgili
gönlümüze, hayalimizdeki şeyi gerçekleştiririz inşallah. İnşallah efendim. Gemiden bahsedelim. 3 katlı olacak değil mi? Yani şimdi tabii su altında kalan kısmı birinci güverte, ikinci güverte kaptan köşkü şeklinde. Kapalı alanımız işte 110 kişi. Açık alanımız ikinci güverte 112 kişi de yani o kapasitede. Bir mavi tur babında insanlarımız turist olarak gelen kişileri bindirip Van Gölü üzerindeki bütün koylarımızı hayırlısıyla gezdirip o güzellikleri insanlarımızın tanıması. Yani Van Gölü'nün üzerine çıktığınız zaman inanın ki çok farklı bir duyguya kapılıyorsunuz. Yani bunun herkesin yaşamasını, gönlümüzde yatan şey o. İnşallah hayırlısıyla o hizmeti vereceğiz. İbrahim Usta kendisi bu işi babanızdan sanırım sanayide bobinaj ustası olarak biz biraz sohbet ettik. Bobinaj ve jeneratör üzerine baba mesleğimiz. Evet. Makinacılık da aynı şekilde. Evet. Bu sektöre girmemiz de mevcut göl üzerindeki gerek TCDD'ye ait, gerekse diğer teknelerin bakım onarımlarını yapıp hizmet veriyorduk. Buna istinaden de şu anda da dedik ki madem böyle memleketimizde bir farklı iş kolu olsun diye hem tersanemizi hem de gönlümüzde yatan gemi inşasını ikisini bir arada götürmeyi düşünüyoruz. Baba mesleğimizi devam ettirdik. Buna istinaden gemiciliği de kattık. İnşallah güzel şeyler olur. Hayırlı. İnanıyorum ben güzel şeyler olacak. Geminin adı babasının ismini verecekmiş. Bu da çok güzel değil mi? Evet, babamızın namı değer Mehmet Ayı, Muzaffer Usta. Gemimizin ismi projesinde ve kayıtlarda Muzaffer Usta olarak geçiyor. Tatvan'ın eski müdaimlerinden ustamızdır, babamızdır ve birçok insanın yetişmesine vesile olmuştur. Onun için babamızın ismini farklı yerde yaşatmayı düşündük. Gemimize de oyunun ismini verdik. İyi yapmışsınız. Hayırlı olsun diyelim biz de. Düşüncelerimizdeki fotoğraf. Evet, çok güzel. Bir de hani beğenilmiş ve kaç tane gemi sizin hani tavsiyelerinizle evet. Yapılmış gemiler. Bu üst güverte farklı bir alandan çekimi. Burası. Birinci güverte. Tamamıyla çok güzel bir. Boş. Şu ne efendim? Bu üst güverte, kafeterya kısmı. Evet, bu da kafeterya kısmı. Bakın. Kolonsuz, açık alan, düz. Geniş bir şey olsun diye böyle bir talepte bulunduk. Aynı şekilde toplantılara ve şeye hizmet verebilmek. Evet, toplantılarda değil mi? Tabii. Toplantıların da yapılabileceği. Şurada oturup hayal etmek var yani Van Gölü üzerinde. Büryanları yiyeceksiniz. Burada ayak uzatacağız. Büryanı sever misiniz hem efendim? Hem de nasıl.